Bir başka önemli husustan bahsetmek istiyorum şimdi size. Bakın, ne iktidar partilerinden ne de muhalefet partilerinden daha gündeme getirilmeyen fakat çok önemli bir hırsızlık olayından bahsetmek istiyorum. Tarihimizin belki de en büyük hırsızlıklarından birisi. Biliyorsunuz, hukuksuzluğun kural haline gelmesiyle ülkemiz adeta uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Her alanda ama her alanda kötüye gidişimizin altında yatan hukukun her gün ihlal edilmesi. Şimdi size eşi benzeri görülmemiş bir rezaletten, ülkemiz adına bir utançtan bahsedeceğim. Bu kadar da olmaz diyeceğiniz bir rezaletten. Değerli vatandaşlarım, 85 milyonluk ülkenin, 85 milyon vatandaşının tüm verileri, vatandaşlarımız hakkındaki tüm bilgiler sağa sola saçılmış durumda. 85 milyonun telefon numarasından tutun TC kimlik numarasına kadar, sağlık bilgilerinden sosyal güvenlik kurumu bilgilerine kadar, devletin korumakla yükümlü olduğu adres kaydından soy ağacı bilgisine kadar tüm ama tüm bilgiler internete sızdırılmış. Çok basit bir araştırma ile kimi zaman ücretsiz, kimi zaman da birkaç yüz lira karşılığında bütün vatandaşlarımızın her türlü bilgisine artık ulaşılıyor. Dolandırıcılar bayram ediyor ülkede ya. Sosyal medya mağdur vatandaşlarımızın isyanıyla dolu. Çalıntı bilgiyle açılan telefon hatları sebebiyle gelen faturalar, çalıntı bilgiyle alınan kredi kartlarıyla mağdur edilen vatandaşlarımız sürekli feryat ediyorlar. Bakın, öyle komplike zor işten de bahsetmiyorum. O kadar kolay ulaşılabiliyor ki durumun ciddiyetinde farkında olmayan, bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunun farkında olmayan küçücük çocuklar arkadaşlarına hava atmak için internette başkalarının verilerini ifşa eden videolar yayınlıyorlar. Kötü niyetli insanlar sosyal medyada hoşuna gitmeyen bir fikir görünce iki tuşa basarak o kişinin adresini, telefonunu ifşa ediyorlar ve hedef gösteriyorlar. Şimdi birkaç tane örnek göstereceğim size. Evet arkadaşlar, geldim. Bakın, sülalesini şu anda gördüğünüz gibi sorguluyorum. Telefon diyor. TC'den GSM çıktı telefon numaraları. Diğer araçlar diyor. Adres sorgu dedik. Evet, okunuyor mu bilmiyorum ama insanlarla ilgili sayfalar dolusu bilgiler. Hani bir banka hesabı açtırırken, kredi kartı alırken hani bir sürü veri giriyorsunuz ya, işte TC numarasıydı, soyaddı, adresti, onların birbiriyle kontrol edilmesi, şu bu falan filan, hepsi. Yani buradan girin, herhangi bir vatandaşla alakalı istediğiniz bilgiyi elde edin ve o bilgiyle istediğiniz türden dolandırıcılık yapın. Bütün bunlar olurken arkadaşlar, hükümet uyuyor ve tek bir açıklama dahi yok. Tek bir önlem yok. İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu bu konuda 2 kez soru önergesi verdi. Adalet Bakanı'na sorular yöneltti. Adalet Bakanı zahmet edip cevap vermedi bile. Var mı yok mu belli değil zaten. Çünkü bakanlar öyle kendilerini millete, milletvekillerine karşı sorumlu hissetmiyor. Bakanların hepsi kendisini sadece külliyeye ve oradaki bir kişiye sorumlu hissediyor. Vatandaşmış, siyasi partilermiş, İnanın umurlarında değil ya. Beni göreve getiren tek imzayla bir kişi var ama ben onu memnun edeyim. O ne diyorsa onu yapayım. Siz robot musunuz ya? Düğmeye basınca iş yapıyorsunuz, düğmeye basılmayınca duruyorsunuz. Ben öyle kukla oyununa dönmüş kabine üyelerine sormayacağım. Çünkü sorumlu madem tek kişi, yetkili madem tek kişi, ben ona soracağım. Hepinize bunun cevabını vermesi gereken o kişi. Sayın Erdoğan, 85 milyonun tüm bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili siz hükümet olarak bugüne kadar ne yaptınız? Herhangi bir soruşturma başlattınız mı? Sorumlular aranıyor mu? Vatandaşlarımızın bilgilerinin yer aldığı internet sitelerine erişim engelini sağlamak için, bu bilgilerin silinmesi için herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Bilgileri sızdırıldığı için vatandaşlarımıza yönelik işlenen suçlarla ilgili ne yapmaktasınız? Sağlık verilerimizden aile bilgilerimize, tüm bilgilerimiz dolandırıcılık elinde dolaşırken, dolandırıcılığa açık haldeyken hükümet olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Veri sızıntısının derhal engellenmesi için uzmanlar görevlendirdiniz mi? Yaşanan güvenlik açığının sebebi ve sorumlularının tespiti için bütün devlet kurumları kapsamlı bir denetim başlattı mı? Arkadaşlar bakın, bunlar çok kritik sorular, kritik konular. Ha evinize bir hırsız girmiş, televizyonunuzu, kıymetli eşyalarınızı çalmış, ha birisi girmiş, sizin kişisel bilgilerinizi çalmış. Hiç farkı yok. O kişisel bilgi çalındığı anda o bilgi her türlü istismar için kullanılabiliyor. Yolsuzluk için, haksızlık için, hırsızlık için kullanılabiliyor. Hiç kimse bu konuyu hafife almaya kalkmasın. Anlatacağız arkadaşlar. İnşallah kapı kapı dolaşacağız. Bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Bu iktidarın elinde propaganda makinesi olabilir. Elinde iktidar olmanın gücü de olabilir. Sopayla ya da havuçla yönettiği televizyon kanalları olabilir. Devletin sahip olduğu televizyon kanallarını kendi partisinin propaganda aracı haline dönüştürmüş de olabilirler. Şu anda iktidarın seçim kampanyasına gidiyoruz değil mi? Ya şunu yapmak isteriz ama bütçemiz yetmiyor, paramız yok. Onun için yapamıyoruz bu kampanyada diye herhangi bir şeyden bahsedebildiklerini düşünebiliyor musunuz? Fiili olarak sınırsız bir finansal imkanla bu seçime gidiyorlar değil mi? Ama arkadaşlar hepsi bir yana. Bütün bu devlet olmanın verdiği imkanlar, belediyelerin hukuksuzca kullandırdığı imkanlar, sınırsız finansman, bu kadar televizyon kanalı, ne olursa olsun ya. Biz onlardan daha güçlüyüz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz haklıyız ya. Biz haklıyız. Biz haklı olmanın verdiği güce sahibiz. Televizyonlar ne derlerse desin. Bugün İktidar Partisi'nin herhangi bir teşkilat mensubu, bir milletvekili, bir emekli karşısına çıkıp da ya arkadaş sizin kendi açıkladığınız enflasyon %65. Bana %33 zam verdin. 7500'den 10.000'e çıkarttınız maaşımı. Bu hak mı reva mı diye sorduğunda ne diyecek? Nasıl cevap verecek? Cevap veremiyorlar arkadaşlar. Çünkü haksızlar. Çünkü ülkenin içinde düştüğü durumu iyi biliyorlar. Ama oysa biz çok şükür alnımız açık, başımız dik. Bu partinin kurucu heyetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek refah seviyesine, en yüksek demokrasi seviyesine çıktığı günlerde bu işin başında olan arkadaşlar var. Bizim bir fiili başarımız var ortada. Laf üretmiyoruz ki. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Bu rahatlıkla insanların karşısına çıkıyoruz. Onların öyle bir imkanı yok. Vatandaşlarımızın soruları karşısına verecek cevapları yok. Oysa biz her konuda hazırız. Şimdi burada değerli arkadaşlar, hepinizin huzurunda adaylarımıza ve DEVA kadrolarına soruyorum. Çalışacak mıyız? Evet. Çok çalışacak mıyız? Evet. Dosdoğru çalışacak mıyız? Evet. Çalışırsak başarı bizim inşallah. Önce bu son evet sesi hepsinden daha kıymetli. Önce seçimleri kazanacağız. Sonra DEVA belediyeleriyle demokrasi nasıl yerelden yükselir tüm ülkeye göstereceğiz. Ve inşallah DEVA belediyeleriyle bu ülkenin o kıymetli kaynakları, kıt kaynakları nasıl yerinde ve isabetli harcanır, isabetli harcandığından nasıl bir şehir ayağa kalkar göstereceğiz. Göstereceğiz ki bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağımızı da tüm millet duysun, görsün inşallah. DEVA Partisi.